Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler Takvim, Akdeniz Gerilimi. Stüdyo 54 diye bir mekan var. Buraya derin bağlantılı olan çok sayıda önemli isimler gelirdi. Şimdi ABD Başkanı olan Trump'tan Diana'nın sevgilisi olduğu söylenen Dodi Elfide kadar. Burada Diana hedef olarak belirlenmişti. Diana ile temas kurulduğu anda kraliyet ailesi bu kulübün bir bebeğini belki de dünyaya getirecekti. Kan bağı büyük sorun yaratacaktı. Kraliyet ailesi büyük yara alacaktı. Dodi ve Trump da bunu istedi aslında. Bir güçte izin vermedi. Bu senaryonun arasında Trump'ı yukarılara taşıyan asıl dostu, yol arkadaşı, avukatı Roy Cohn vardı. Çok önemli bir isimdi. Büyük bir arşivi vardı. Elinde yok yoktu. Herkesi etrafına toplamayı bilirdi. Öldü. Hayatı çok düzenli değildi. Yaşamadı fazla. Trump'ın Cohn'a ölmeden önce vefasızlık yaptığı söyleniyordu. Bunu en iyi bilenlerden biri Michael Cohen'di, avukatıydı. Ses kaydını ortaya çıkaran, Trump'ın hayat kadınlarıyla başını belaya sokan isimdi. Gol yemeden atmak istedi ancak derinliklerde olay bambaşka bir kulvardan akıyordu. Çok ama çok güçlü ilişkilerin merkezinde bulunan Felix Sterin, Cohen'e ses kaydını sızdır emri verdiği konuşuluyordu. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Sterin bazı baskıları sonucunda Pentagon'la anlaşmak durumunda kaldığı iddia ediliyordu. Trump'ın da aileye yani Rothschild'lere karşı pozisyon almaya başlamasının arkasında Sterin tercihinin yattığı ileri sürülüyordu. Başkan Trump belki de bu nedenle dünürüne yani Kushner'in babasına randevu vermiyordu. Beyaz Saray'a sokmuyordu. İlginç. Devam. ABD'yi kimler yönetiyor? Derin Amerika'nın kontrolü kimdeyse patronu odur. Beyaz Saray'ı da o yönetir. Aslında ABD'de din ve mezhep savaşı çok ciddi şekilde yaşanır. Pek bilinmez ve öne çıkartılmaz ama böyledir. Ülke genelindeki Katoliklerin oranı %44 civarındadır. Bu da Derin Amerika'nın Katolikler tarafından yönetilme ihtimalini hep güçlü tutar. Katoliklerin bu oranı New York'ta %60 civarındadır. Ülke genelinde Yahudilerin oranı yaklaşık %4'tür. Ancak New Yorkluların %25'i Yahudidir. Siyah ve beyaz protestan seçmelerin oranı %35 civarındadır. %35'lik bu dilimin ise %26-28'i evangelisttir. Derin Amerika, silah lobisinin Katoliklerden oluşması nedeniyle hep Pentagon merkezinde etkili oldu. Yahudiler parayla gücü kullanırken Pentagon'da bu gösteri pek etkili olmadı. Şimdi Derin Amerika, Trump'la birlikte Yahudilerin güçlü olduğu Orta Doğu ve Afrika'ya girmeye karar verdi. Ancak Yahudilerde Trump ailesinde en büyük güçleri Jared Kushner'le birlikte bunu engellemeyi başardı. Kushner'in çok etkili bir isim olması, arkasında çok güçlü bir aile yapısının bulunması ve hepsini destekleyen küresel bir organizasyonun bulunması nedeniyle Yahudiler Derin Amerika eksenini hep bir adım önünde oldu. Katolikler bir adım geriye düştü ancak şimdi eski düzenin değişeceği yönünde çok ciddi işaretler var. ABD Başkanı Donald Trump'ın ciddi şekilde yön değiştirme Washington'un kuzeyinden esen derin rüzgarlar nedeniyle oldu. Bu değişimin etkisini yakın zamanda göreceğiz. Trump'ın iki gücün ortasında kalması nedeniyle farklı açıklamalar yapmaya zorlandığını görüyorduk. Ancak Trump bir tarafta kalmak zorunda. Ciddi bir araştırma yapmaya gerek görmeden Trump'ın Katoliklere yanaştığı, silah lobisiyle başladığı başkanlığı devam ettirmek istediği anlaşılıyor. Bu yönden pek çok işaret var. Derin Amerika Trump'tan Akdeniz, Çin ve Afrika'yı istedi. Yahudilerin de Trump'tan istedikleri Akdeniz, Çin ve Afrika'ydı. Derin Amerika şimdi de Körfez'i de Trump'tan istedi. Eğer Derin Amerika Akdeniz, Çin, Afrika ve Körfez'i yönetmeyi başarırsa dünya farklı bir düzene girecek. Bu düzen elitlerin çok daha zengin olduğu bir düzenden biraz farklı olacak. Silahların konuşulduğu ve patronların genelde üniformalı askerlerin olduğu bir dönemi işaret ediyor. Afrika'da birçok ülkede yeni yönetimlerin eski askerlerin oluşması için adımlar atıldı. Körfez ülkelerde de askeri yönetimlerin önü açılacak. Eğer bu iki adım gerçekleşirse Akdeniz'de de Derin Amerika'nın kontrolüne geçecek. Akdeniz'de de Pentagon kontrolünde olduğu takdirde Çin'in yaşaması için Pentagon'un istediklerini yapmak zorunda kalacağı günlere uyacağız. Çin'in Akdeniz'in kontrolünün Pentagon'a geçmemesi için tek güvencesi Türkiye. Çünkü Akdeniz'e sınırı olan Tunus, Yunanistan, Suriye, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, İsrail, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Mısır, Slovenya, Libya, Lübnan ve Malta Pentagon'la işbirliği yapmaya zorlanıyor. Birçoğu da bunu kabul etti. Ancak Türkiye askeri olarak Akdeniz en güçlü ülkesi. Oyunu bozuyor. Pentagon'u zorluyor. İş
işler bu noktada karışıyor. Eğer Türkiye Pentagon'la anlaşmak yerine Çin'le Büyük İpek Yolu projesine yürümeye karar verirse Pekin asla diz çökmez. Türkiye ekonomik olarak tam kaz bağımsız olduğu an Pentagon buralara uğrayamaz bile. Burada Çin'e görev düşmekte. Gösterecekleri dostluk kendi bekaları için. Türkiye Pentagon'la aynı çizgiye gelirse zaten Çin olmaz. Ne söylenirse yapmak zorunda kalır. Ancak Çin de düşünüyor. Bu iklimde Türkiye ile ortaklık yapar ise İpek Yolu'nun en önemli hissesini Ankara alır. Biliyor. Bu nedenle zamana oynuyor. Bu denge hala canlı yaşıyor. Türkiye ortada. Bir yanda Çin, diğer yanda ABD. Yeni sistemle, yeni başkanlıkla her iki tarafta Ankara'dan bir cevap bekliyor. Türkiye en doğru adresi oynamak istiyor. Herkes gibi. Eğer Türkiye'nin tavrı netleşmez ise siyaset bir süre sonra hareketlenir. Her iki güç de kendi oyunlarını Ankara'da sahne almaya iter. Görmesek de karşımıza Katoliklerin, Yahudilerin, Protestanların destek olduğu oluşumlar çıkar. Etkili çıkar hem de. Bunun işaretlerini gösterenler de ortada. Sır değil. Türkiye'nin tavrı maçın galibini belirleyecek. Ya Çin ya ABD. Trump'ın dönüşü eğer gerekse ve damadı ve damadının bağlı bulunduğu organizasyonla arası bozulduysa ABD daha kararlı olarak bölgede yer almak isteyecektir. Ama herkes karşılaşmanın Türkiye'siz kalmayacağını da biliyor. Denge var. Ancak yeni denge şart. Kısa zaman içinde oluştuğunu göreceğiz. Aksi içeride tansiyon yükseltecektir. Türkiye'siz olmaz çünkü. Ama kavga sandığımızdan çok daha büyük. Derinlerde. Ergün Diler, Takvim.